Arkadaşlar merhabalar, ben Selman. Bu videoda sizinle arkamda gördüğünüz E2008 ile ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz E2008, daha doğrusu 2008 elektrikli, benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip. Yani 3 farklı motor seçeneğiyle aslında motor türüyle satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla acaba benzinli, yani içten yanmalı bir motora sahip 2008 mi, yoksa elektrikli 2008 mi almalı? Onun da cevabını vermeye çalışacağız. En azından size fikirler vermeye çalışacağım bu konuyla ilgili. Daha önce Bodrum'da lansmanda kullanma fırsatım olmuştu. Orada ilk kez bir Peugeot otomobil kullanmıştım. iCockpit'ini deneyimlemiştim vesaire. Uzun uzun da kullanmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Onunla ilgili deneyimlerimi de sizinle paylaşacağım. Gelin biraz daha yakından bakalım. Bu sene makyajlandı ve makyajla birlikte aslan pençesi artık 3'e çıktı. Bunlar dişli pençeye dönüştüler. 3 tane oldular. Aynı zamanda güzel bir ön görünüşe sahip. Bu ön tarafta ızgaranın orasının da gövde rengiyle aynı olması çok güzel ve bu renk de çok hoş gözüküyor. Nardo grisi de var. Onu da seviyorum açıkçası. Güzel jant tasarımlarına sahibiz. Farklı jant seçeneklerine de sahip bu arada. İsterseniz bir kaputunu da açayım. Ve burada da elektrik motorumuzu görüyoruz. Şimdi 2008 dedik ya, aslında 3 farklı motora sahip diye. Dolayısıyla bu platformun içerisine benzinli de dizel motoru da koyulabilecek bir tasarıma sahip. Yani daha doğrusu onun için üretildi, ardından elektrikliye de çevrildi. Dolayısıyla aslında burada çok benzer bir tasarım var. Bu turuncu kabloları görmeseniz dizel motor veya benzin motor da diyebilirsiniz. Onun haricinde akü vesaire tüm detaylarını da görüyoruz. Şimdi biraz performansından bahsedeyim. 154 beygirlik bir güce sahip motorumuz, önden çekişli. 54 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip. 430 kilometreye kadar menzil vaat ediyor, fakat bu menzillere elbette her zaman ulaşmak mümkün olmuyor. Siz klimayı kullandığınızda içerideki insan sayısı, dış rüzgar, kar, yağmur, her şey aslında bataryanızın menzilinin kısalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla mesela biz şu anda yaklaşık 350 kilometrelik kullanım gerçekleştirmişiz en son uzun yolculuk olarak ve soğuk da bir havada 140 kilometre saat hızlarla gittiğimizde 25 kilowattlık bir tüketim var 100 kilometrede. Yani aslında epey bir menzili düşürüyor bu haliyle. Tabii biz nasıl bir şartta kullandık? Ciddi bir yağış vardı. Fırtına, rüzgar etkiliyor. Aynı zamanda içeride klimayı da açıyorsunuz bol bol. Hava sıcaklıkları sıfıra yakın olduğu için menzili epey bir aşağıya çekiyor. Dolayısıyla bu durumlar her otomobilde olağan şeyler. Arka tasarıma geldiğimizde burada da stoplarda yatay çizgiler var. Çok güzel gözüküyorlar. Otomobilin tasarımını ben zaten çok seviyorum. Bu aynı zamanda dışa çıkıntı tampon da çok hoş gözüküyor bence. Ve renkler de burada görüyorsunuz, Peugeot logosu ve diğer logolarda aslında gri tonda mat renkteler. Dolayısıyla onlar da çok sportif gözükmesini sağlıyor otomobilin. Burada da böyle bir elektrikli olan versiyon olduğuna uyarısı var. Şimdi arkada da kamera var, önde de kamera var. Sağda solda 360 derece görüşü de aslında bir akıllı sistemle kendisi hafızasında tutarak yolu o şekilde yapabiliyor ama. Yani çok eksikliğini hissetmiyorsunuz kesinlikle. Bagajını göstereyim. Bagaj elle açılıyor. Belki elektrikli olabilirmiş. En üst paket çünkü GT donanımı. Ve burada da 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine sahibiz tavana kadar. Buradan hesapladığımızda 400 küsür litrelerde sınıfında yeterli olduğunu söyleyebilirim. Koltukları yatırdığımızda 60'a 40 yatıyorlar. 1500 litrenin üzerine hacme ulaşabiliyorsunuz. Ve şöyle kapatayım tekrardan. Evet, güzel şekilde de kapandı. Arka koltukları da göstereyim size. Hava tabii kötü olduğu için biz biraz kirlettik otomobili, kusura bakmayın. Şimdi burada sert plastik var. Çocuklar vurmasında sorun olmayacaktır. Temiz kalacaktır. Onun haricinde burada filemiz var. Bir tane Type-C, bir tane de USB tip A şarj portu var. Etraflarında aydınlatma olması da güzel. Burada da ışıklarımız var. Bunlar da dokunmatik çalışıyorlar. Aynı zamanda her kapıda kolçak da var. Bu da güzel olmuş. Ve burada hemen şöyle kapıyı da kapatayım. Açma kapama kolumuz alüminyum kaplamaya sahip. Cam tuşu var. Hoparlör var. Ses kalitesi de güzel bu arada otomobilin. Onu sevdim. Burada bir kol dayama yok. Onun haricinde ortaları alkantara kumaştan oluşan deri koltuklar var yanlarında da. O güzel bir tasarıma sahipler ve çok güzel gözüküyorlar. Aslında donanımda bunların detayları değişiyor. Onu da belirtmiş olayım. Onun haricinde burada güzel bir cam tavana sahibiz. Cam tavan geniş sayılır. Aynı zamanda aslında açılabilir olmasıyla da çok güzel. Yani tam kıvamında olması gerektiği gibi perdesi de var. Dolayısıyla çok karanlık da olmuyor. Görmek istediğinizde gece bile dışarısını görebiliyorsunuz camdan. Bunlar güzel detaylar. Gelin bir de öne bakalım. Ön koltuğa geçtiğimizde de burada işte dediğim o iCockpit bizi karşılıyor. Ben ilk kez Bodrum'da lansmanda kullanmıştım bir Peugeot otomobil ve çok sevmiştim. Çünkü bu direksiyonun aşağıda konumlanması, yakın hissettirmesi ve küçük olması, bu köşeli olması benim
Çok hoşuma gitti açıkçası. Ama beğenmeyenler de olduğunu duyuyorum. Dolayısıyla kişiden kişiye göre değişir. Ama bence bu otomobili, Peugeot bir otomobil satın almak için önemli bir etken olabilecek kadar benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle söyleyebilirim. Onun haricinde kol dayamamız var. Güzel geniş bir alana sahip bardaklıklar var. Sürüş modlarını buradan seçebiliyoruz. Vites burada. Vitesi artık direksiyonda görmeye istiyorum ben biraz açıkçası. Onun haricinde burada çok güzel saklama alanı var. Saklama alanı konusunda epey başarılı otomobil. Ve aynı zamanda bakın güzel bir şey göstereceğim size. Bu kapağı açtığımızda burada kablosuz şarj var. Aynı zamanda telefonunuzu böyle koyup mesela bir şeyler izleyebilirsiniz. Özellikle şarj esnasında önemli bir avantaj oluyor. Burada da Type-C portları var. Kablosuz Apple CarPlay de desteğine sahip. Biraz da iCockpit'ten bahsetmek istiyorum. Şimdi burada 3 boyutlu bir kadranımız var. Üstte de bir ekran var. O üstteki ekran öndeki cama yansıyor ve böylelikle aslında 2 katmanlı ve 3 boyutlu hissi oluşturan bir ekran izliyorsunuz. Benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel oluyor. Aynı zamanda burada ana ekranımızın da multimedya ekranının da çözünürlüğü çok güzel, dokunmatik hızı gayet yeterli. Menülerine biraz alışmak isteyebilir ama onun haricinde keyifle kullanabiliyorsunuz. Burada deri parçalar, karbon fiber dokuya sahipler. Onlar da güzel gözüküyor. Yani otomobil aslında tamamen bir genç işi ve o dinamik havayı alıyorsunuz. Keskin hatlarda otomobili daha da hem içinden hem de dışından sportif göstermiş. Şimdi biraz da elektrikli otomobil tarafından bahsetmek istiyorum. Bu otomobili aldığınızda elektrikli olan da elbette ekranda farklı verilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar neler? Tüketim, anlık tüketim, rejenerasyon ve benzeri detaylar. Şimdi rejenerasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Burada vites topuzunda brake diye geçen B modu var. Bunu hibrit otomobillerde de görüyoruz. Aslında rejeneratifi buradan ayarlıyorsunuz. Açtığınızda yoğun şekilde aniden bir fren basıyor ve hani tek pedala yakın bir kullanım imkanı sunuyor. Ama tamamen rejenerasyon yapmıyor. Yani çok yoğun şekilde frenleme sağlamıyor ve kademesini de ayarlayamıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Tamamen kapatma seçeneği de yok. Bunu da belirtmiş olayım. Adaptif hız sabitleme, şeritte takip sistemleri bunlar da var. Güzel çalışıyorlar onu söyleyeyim. Aynı zamanda ekranda elektrikli otomobillerle ilgili daha fazla veriyi burada görmek isterdim açıkçası. Onun haricinde gayet güzel bir otomobil. Şimdi biraz da size hani dedim ya menzilden bahsedeyim. Menzili soğuk havalarda, karlı, yağmurlu, zorlu şartlarda aşağılara doğru düşebiliyor. Her otomobil de böyle dediğim gibi. Burada da aslında aynı durum geçerli. Şöyle söyleyebilirim, 50 kWh kapasiteye sahip çoğu otomobil aslında ağırlıklı olarak şehir içerisinde kullanıma uygun otomobiller. Şehir içerisinde gayet güzel şekilde verim alabiliyorsunuz ve aslında 430 km vaat edilen menzilin bile üzerine çıkmak mümkün olabiliyor. Çünkü şehir içerisinde tüketimler aşağılara çok düşüyor. Yani 12-13 kW'larda bile gezinebilirsiniz açıkçası. Güzel hava şartlarında. Dolayısıyla şehir içerisi için mantıklı otomobiller. Uzun yola çıktığınızda da çok sık uzun yol seyahati yapıyorsanız bir yerden sonra belki yorucu olmaya başlayabilir ama onun haricinde ara ara seyahatler gerçekleştiriyorsanız uzun yol işte o zaman çok sorun olmayacaktır. Ama hani dediğim gibi ağırlıklı olarak bu kategorideki otomobiller şehir içinde tercih edilmesi gereken otomobiller. Nitekim bu otomobil aslında 4 metre 30 santimlik uzunluğa 1 metre 81 santimlik genişliğe sahip. Dolayısıyla da şehir içerisinde kullanımı çok pratik bir otomobilden bahsediyoruz. Bunu da düşünülerek aslında tüm detaylara eklenmiş diyebiliriz. Öyleyse son bir değerlendirmeyi otomobilin dışında yapalım. Hadi bakalım. E2008'i birkaç gündür deneyimliyorum ve gerçekten güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Aslına bakarsak 2008 olarak çok güzel tercih edilebilecek bir otomobil. Ne demek istiyorum? Yani benzinlisi, dizeli, elektriklisi her türlü tercih edilebilecek güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Yani otomobilin tasarımsal, kullanışlılık detayları gayet yerinde. Bununla birlikte hani dedim ya videonun başında elektrikli mi yoksa normal 2008 mi almalı diye. İşte burada da aslında cevabını vermemiz gereken tek bir soru var. Eğer ağırlıklı uzun yol yapıyorsanız işte o zaman elektrikli olan modeller biraz yorucu olabilir. Ülkemizde henüz altyapı da çok yaygınlaşmadığı için her otomobil için bu geçerli belirttiğim gibi. Dolayısıyla belki dizel veya benzinli modelleri tercih etmek isteyebilirsiniz. Ama şehir içerisinde kullanım gerçekleştiriyorsanız işte o zaman müthiş bir tasarrufla şehir içerisinde seyahat edebilirsiniz. Evde şarj ettiğinizde 30 kuruşa kilometre başı veya 40 kuruş civarlarına seyahat edebilirsiniz. Ki bu normal içten yanmalı motora sahip bir otomobilde yaklaşık 2 lira civarındadır kilometre başına maliyet. Dolayısıyla çok ciddi bir tasarruftan bahsediyoruz. Burada balatalar eskimiyor. Aynı zamanda sessiz, titreşimsiz gidiyorsunuz ki bunun keyfi inanılmaz. Böyle çeşitli avantajları var. Yani aslında böyle özetleyebiliriz. Burada şöyle bir durum da var. Eğer ki siz bir elektrikli otomobile geçmek istiyorsanız ama çok hani ciddi farklılıklara sahip, keskin bir değişim yapmak istemiyorsanız, biraz da geçiş döneminde otomobil tercihinde bulunmak istiyorsanız işte o zaman
elektriklisi var, benzinlisi var. Dolayısıyla çok alışılmış bir otomobil aslında pek çok insan için. O yüzden bu tarafa da yönelebilirsiniz. Böyle bir avantajı da var. Bunu da arayan kullanıcıların olduğunu biliyorum çünkü. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.